Hanımlar beyler, canlı yayın başlıyor. Ben Serkan Uludağ, tekrar sizlerle birlikteyim efendim. Bugün 2 Ocak 2013 günlerden çarşamba. Tatilden sonraki ilk iş günü, fakat haftanın ikinci işlem günündeyiz. Salı günü tatil olduğu için sabah da bunu belirtmiştik arkadaşlar. Ve pariteleri incelemeye başlayacağız şimdi. Hangisiyle başlıyoruz? Euro dolar paritesiyle başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Şimdi öncelikle paritelere baktığımızda kısaca şöyle bir göz atalım. En son euro dolar paritesi için söylediğimiz analizde aşağıda 32-20 seviyesinin kırılma seviyesinin olduğunu belirtmiştik ve oklarımızı arkadaşlar bu şekilde buraya yerleştirmiştik. Ve bu seviyeye yaklaştık, çok yaklaştık. 11 pip kadar yaklaşıp buradan tepkisini verdi arkadaşlar. 32-30 seviyesinden hatta 10 pip civarlarına kadar denk geliyor. Buradan yukarı doğru 48 piplik bir tepki verdikten sonra yeni bir deneme yapıyor aşağı doğru. Analizi tekrar edelim, sabahki analizi. Aşağıda 32-20 seviyesi kırılmadığı takdirde 33-05'e kadar hareket bekliyoruz. Bu analiz aynen geçerli olmaya devam ediyor arkadaşlar. Ancak buranın da üzerine çıkmayı başarırsak 33-35 ve 33-66 ve sonrasında da 34-00'a kadar hareketin devam etme ihtimali söz konusu olacaktır. Biliyorsunuz mali uçum konusundaki kısa vadeli risk ortadan kalktı şu anda. Sabah saat 5 civarlarında geldi bildiğim kadarıyla karar. Bu da doğal olarak bir miktar piyasada rahatlamaya neden oldu. İnsanlar riskli varlıklara biraz daha fazla meyil göstermeye başladılar. Biraz daha fazla talep gelmeye başladı riskli varlıklara. Bu da altın gibi, hisse senetleri ya da görmüş olduğunuz gibi paritelerde bu şekilde yukarı tepkilere neden oldu. Ve arkasından şu anda hafif kararsız bir seyir söz konusu, ama yön hala 32-20'nin üzerinde kaldığımız sürece yukarı olmaya devam edecektir. Bunu tekrar tekrar söyleyebiliriz arkadaşlar. Ha, buranın altına inilemez mi? Tabii ki inilebilir, ama bu zaman ya bu şekilde olursa da muhtemelen aşağı doğru hareketlerin biraz daha yatkın, kısa vadeli olarak aşağı harekete biraz daha yatkın bir parite izleyebiliriz. O zaman 31.96 ve 31.72 aralığına kadar ilk hareket gelebilir diye düşüneceğiz. Tepki olarak 32.20'nin altında. O yüzden 32.20 tekrar söylüyorum. Düzgün takip edilmeli. Sabah saatlerinde bu analizi yaptıktan sonra zaten bize güzel bir fırsat verdi. 32-35 civarlarındaki destekle 32.20 arasındaki seviyeden, bölgeden yukarı doğru hareketlerle karşılaştık. 32.30'dan ve az önce söylediğim gibi 48 pip civarlarında bir yukarı tepkiyle karşılaştık. Şu anda tekrar geriliyoruz. 33.05 hala gözümüzün önünde duruyor. Kısaca bir toparlarsak, yukarıda 33.05 geçilmeden lütfen buradaki bölgeleri hedeflemeyelim arkadaşlar. Ancak buranın üzerinde kalırsak, hele ki bir de saatlik kapanış olursa, oh ne ala, yukarı hareketin devam etme ihtimali yine kuvvetli. Daha da fazla yukarı tepkilerle karşılaşabiliriz. Oldu ki aşağı doğru 32.20'lerin altına indik. Bu zamanda da zaten tekrar söyleyeyim, 31.72 ve 31.57, arkasından 31.33'ler yine karşımıza gelecektir. Son zamanlarda şuradaki 33.72-57 aralığı çok uzun günler boyunca kırılamadı arkadaşlar. Pazartesi görüyorsunuz. Cuma, perşembe, çarşamba, salı, ondan önceki pazartesi, yani bundan önceki bir hafta önce gördüğünüz gibi sürekli olarak şu aralıktan tepki verdi. Buradan yine şuradan tepki verdi. Buradan tepki verdi. Şu bölgeden görüyorsunuz, buralardan sürekli tepkiler geliyor. O yüzden orta vadeli bir aşağı hareket içinse şuradaki bölgenin muhakkak kırılması gerekiyor. Bunu da söyleyeyim, özellikle orta vadeli çalışanlar için burası kuvvetli bir destek seviyesi arkadaşlar. Satış gelirse de buranın altına inilmesi durumunda gelecektir. 31-33'e kadar ilk aşamada, sonrasında 31'lere doğru. Evet, görünüm bu. Şu anki koşullar hala 32-20'nin üzerinde kaldığımızı bize gösteriyor. O yüzden biz yukarı hareket beklentimizi devam ettiriyoruz. En kısa özetle bunu söyleyebiliriz. Tamamdır.
Gelelim sterlin dolar arkadaşlar. Sterlin dolarda hızlı hareketlere az kaldı. Özellikle bu gece şuradaki 1.6307-63.07 seviyesi önemli. Bu seviyelerin altında, hatta şöyle ki 62.74'ün de altında kalırsak muhtemelen aşağı doğru hareket etme ihtimalimiz biraz daha fazla hızlanacaktır diye tahmin ediyorum. Ve 62.20 ile 61.90'a doğru bir tepkiyle karşılaşabiliriz. Arkasından 61.67'ler yine karşımıza gelecektir. Daha fazlasını şu an için beklemek birazcık riskli bence. Ama 61.67'ler de bence zaten güzel bir hedef konumuna pip bazında da gelecektir diye tahmin ediyorum. Fakat şu anki görünüm hala 61.67'nin üzerinde olduğumuz için doğal olarak yukarı olmaya devam ediyor. 62.74 desteğini bile arkadaşlar kıramadı bugün. Bu seviyenin altına inmedi bile. Bırakın saatlik kapanışı, inmedi bile. O yüzden yön şu an için yukarı olmaya devam ediyor. Az önce bahsettiğimiz 62.74'ün altında kapanması durumunda, yani günlük bir kapanış yapması durumunda olan senaryoydu. Şu anda ise 63.07'nin üzerinde 63.61'e kadar bir tepkiyle karşılaşma ihtimalimiz var. 63.07 buradaki kilit noktamız, çok kısa vadeli düşünenler için bunu söyleyeyim. Bu seviyenin üzerinde her hareket devam ederse 63.61'e kadar gitme ihtimalimiz var. Bu çok çıktı artık çıkmaz diye bir düşünce kesinlikle sizlerle de olmasın. Çünkü genellikle bu tip düşünceler çok sağlıklı sonuçlara neden olmuyor. Sterlin bu özellikle yukarı hareketlerde çok ciddi sıkıntılara yol açabilir sizler için de. Lütfen dikkat diyorum. Tamamdır. Şimdi bunu da paylaştıktan sonra gelelim altına. Her zaman bizim analizlerimize, özetlerimize koyduğumuz bir palite altın ve evet, grafiği ekrana şöyle oturtalım arkadaşlar. Altın için söyleyebileceğimiz şey de şu. Yukarı doğru bir hareket bekliyorduk 1688.42'ye kadar. Bu hareket gerçekleşti arkadaşlar. Buranın da üzerinde tutunmayı başarırsa yukarıda daha yolu var. Onu tekrar söyleyeyim. Sabah analizimizde ilk hedefimiz 1688.42 idi. Buranın üzerinde kalırsak muhtemelen dedik ki 1695.03 ve 1699'lar karşımıza gelecek. Hala bu ihtimal söz konusu mu? Evet, söz konusu. Çok kısa vadeli bir destek isteyenler için sabah da söylediğimiz gibi 1675.40'lar önemli bir destek konumunda, bunu tekrarlayabiliriz. Bunun dışında kırılma seviyesi olarak da 1662.24 biraz daha esnek davrananlar için yine geçilmesi gereken bir seviye. Eğer ki orta vadeye çalışıyorsanız da şuradaki 1654-51 arasındaki bölge, geçtiğimiz günlerde çok güzel çalıştım. Bakın şu buradaki bölgede burada takılma yaşamıştı ayın 26'sında. Sonra ayın 20'sinde dedik ki aynı bu şekilde bölgeyi taradık. Bu bölgenin üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareketledik. Gerçekleşti. Geçtiğimiz cuma günü aynı şeyi söyledik. Bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece yukarı hareketledik. Ve yine gerçekleşti. Daha doğrusu bu seviye kırılmadı. Yukarı hareket gerçekleşmedi ama en azından bölge çok güzel çalıştı. Ondan sonraki gün yine aynı şekilde şurada bir bölge taradık. Bu bölge kırılmadığı takdirde yukarı dedik. Ve yukarı hareket burada gerçekleşti. 140 pip ve açılıştan sonra tekrar bu harekete devam ederek toplamda 374 pip civarlarında bir harekete ulaşmış oldu arkadaşlar. Şu an için ise artık yukarı hareketin, yani günlük kapanışları tabii ki görmemiz gerekiyor. Ama şu anda 1688.42 seviyeleri önemli olmaya devam edecek. Bu seviyenin üzerine çıkma çabaları var ama hala net olarak bu seviyenin üzerinde kaldı diyemiyoruz. O yüzden biraz daha bekleyeceğiz sanırım. Çünkü 1688.42'nin üzerine kalamazsak geri çekilmeler yine 1675.39 ve 1670.36'ya kadar ilk aşamada devam edebilir. Ben şahsen bugün çok fazla altınla uğraşmam, kendim trade ediyor olsam. Çünkü gerçekten de riskli bir görünüm var. Zaten 1688.42 açılıştan sonra, daha doğrusu bu sabah saatlerinden sonraki ilk hedef konumundaydı. Buraya da ulaştık. Bakalım devamı gelecek mi 1695.03 ve 1699'lara kadar. Aşağıda derseniz ki orta vadede ben satış yapmak istiyorum aşağı yönde.
riskli olduğunu belirteyim. Herhangi bir önerim yok. Bu satış yapın önerisi de değil. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Bu şekilde bir önermede bulunamam hala şu fiyattan. Ancak aşağı doğru gelip belirli destekler kırılırsa bu şekilde bir sinyal almaya başlarız. Bunu da zaten sizlerle paylaşırız önümüzdeki günlerde inşallah. Peki, bunu da tamamladık. Gelelim şimdi dolar TL'ye, kısaca dolar TL'yi özetleyelim. Dolar TL için ise arkadaşlar çok fazla söylenecek bir şey yok. Zaten aşağı hareketten sonra hafif bir yukarı düzeltme hareketi var. Bu bir trend değişimi asla değil. O yüzden 1.7862 civarları, 62 ile 82 arasındaki bölge kırılmadığı takdirde aşağı hareketin devam etme ihtimali biraz daha kuvvetli olacaktır dolar TL paritesi içinde. Peki arkadaşlar, şimdilik özetler bu kadar. Canlı yayını banttan seyreden arkadaşlar için bunları söyleyebiliriz. Devamını da burada bizimle beraber olan arkadaşlarla soru cevap kısmında paylaşacağız. Yine daha detaylı analiz isterseniz ya da farklı paritelerde analiz talepleriniz varsa sorularınızı sormaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini tek tek cevaplayacağız.